Suriye'de teşrif edip bizlere vaaz-ı nasihatı bulunacak olan muhterem hocamız Profesör Doktor Cevat Akşener hocamızın sohbetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum ve cemaatime de bu sohbeti her ay takip etmelerini istirham ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amri ila Allah wa rasulih. Hocam mikrofon. Euzu billahi min azim ve bi beşir kerim ve sultanihi kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezi arsala rasulahu beşiran ve nezira. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَحْيَى الدِّينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَسِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُقَدِّمِينَ عَلَى الْخَيْرِ وَلَا الْوَسِيرَةِ إِلَّهُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ve risalet-i muttasil en nefî sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ennemü fâl. Eyyüme cenazetin lem yenba'ha haluf lem yenba'ha haluf ve la nâr şeyya'ha sebûne elf melek sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın el beyt el asad ve bağlar rızmanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtifat, irtihalda vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yer almadığımız Ahmet Ziyad-ı Gümüşhanevi onu yetiştiren üstadlarımız bizleri yetiştiren üstadlarımızın ve Hacı Bayram Veli Hazretleri başta olmak üzere bu cami-i şerif yaptıranların bugüne kadar gelmesinde ve geçenlerin bu cami-i şeriften güzelan eden eyyime hutaba mühezzinin kayyemi cemaat-i müslümini bu civarlarda metrumundan evliya ve mansur-i haşu eden mümkünâ tüm geçmişlerimizin erva için elbâ Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Eyyüme cenazetin lem yetba'ha halufun ve la nâr. Herhangi bir cenaze defn için götürülürken bu cenazeye bir tütsü, bir ateş katılmaz. Merasime bunlar getirilmez. Şeyyâhâ sebûne elf melek 70 bin melek o cenazeye katılır. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sıra ona geldi. Ben de onu okudum. Özel seçmiş değilim yani. Bu hadisi ışığında yaptıklarımız ne? Doğrusu ne? Bildiğimiz kadarıyla size aktaracağız. Evet, biz bu dünyaya imtihan için gönderildik. لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ مَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha iyi iş yapacak? Bakacağız. İmtihan için gönderdik. Gayet açık. Ve bizim dünyada kalacağımız süre belli. Evet, iş değişmeyecek şekilde belli. اِذَا جَاءَهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخِرُونَ. Bir adamın o süresi doldu mu, ecel deniyor ona. Bir saat öne alınmaz, bir saat geciktirilmez. Ayet-i Ebe. Ya hocam böyle diyorsun ama sen bu kürsüden sıla-i rahim, sadaka, emri uzatır diye hadisi okudun. Okudun. Ve o hadisten bu aykırı değil mi? Evet, dakika olarak, saniye olarak bizim ne kadar yaşayacağımız
Allah'ın takdiriyle takdir edilmiş ezelden kayda geçmiş. Bu hiç değişmez kesinlikle. Gerçekse doktor tam teşhis koyar, ilaç tam denk gelir. Şu olur, bu olur, adam yaşar. Bir sebebe bağlı, her şey bir sebebe bağlı. Allah öyle yaratmış. Bunu kürsüden bırakırsan düşer. Yer çekim diyorlar, Allah böyle bir kanun düşmeye sever, çekiyor yer çekim. Bunun gibi her şeyin bir sebebi bağlamış ama işin aslı böyle, yazı böyle. Onun için bir mümin, kadere inanan bir mümin bir şey olduğu zaman feryat etmez, itiraz etmez. Ha. Allah'ın yazısı böyle işte, başına iler, Allah'a teslim olur. Zaten Müslüman demek, Allah'a ve onun Resulü Muhammed Mustafa'ya teslim olmuş adam demektir. Ona dediklerine he diyeceğiz. Buna Müslüman deniyor. Kur'an'da böyle he diyeceğiz, tamam. Hocam. Efendimiz böyle söylemiş, ona peki diyeceğiz. Böyle adama Müslüman deniyor. Ha, biz bunu bilmiyoruz, ne kadar yaşayacağımızı, ne kadar ömür süreceğimizi bilmiyoruz. Bizde bu malum değil. لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Sorun varsa kâbe yat gönder buraya arkadaş. Sorun varsa kâbe yat gönder. Tamam. Biz burası size yararlı oldu. İtiraz serbest. İtiraz serbest. Soru da serbest. Evet, biz size din adına yardımcı olma kardeşlik görevimizi yapmaya geliyoruz. Başka bir amacımız yok. Evet, şimdi... Allah razı olsun hocam. Şimdi bilmediğimiz için Allah da ne diyor? Sebepler şunlar var. Bırakırsan boşluyor, şey düşer. Ha, bunu bileceksin, boşluğa adım atmayacağım arkadaş. Allah kanun bu. Bu kanun, bunu sen değiştiremezsin. Değiştirenler var. Bunlar keramet, evliyanın kerameti, peygamberin mucizesi. Onlar kanun dışı şeyler. Ama kanun bu. Bunlara uyacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tedavi olun. Ya ibadallah. Hastalandığınız zaman tedavi olun. Ey Allah'ın kulları. En iyi doktor hangisi ona gideceksin. Boş duracaksın. Bu bizim görevimiz. Her şeyi yaptın olmadı. Neden oldu demeyeceksin. Ha. Demek ki işin aslı buymuş. Bu adam buraya kadar gelecekmiş. Diyeceksin taşkınlık yok. Teslim ol desin. Müslüman bu demek. Şimdi ölmek üzere olan adam görevlerimiz var. Hepimizin bu başına gelecek şeydir. Allah hayırlı akıbet versin. Hem bize hem ümmet-i Muhammed'i yersin. Hepimiz kardeşiz çünkü kardeş kardeşe böyle dua etmek zorunda. Bugün var yarın sana. Hayırlı akıbet versin Allah hepimize ümmet-i Muhammed'e. Şimdi ölmek üzere olduğu olan bir adamı gördüğünüz zaman nereden anlayacaksınız? Buraları çöker. Bir noktaya gözünü diker. Dizini diktiğin zaman tutamaz. Hemen salıver, pat diye düşer. Ha, bu adam gidici. Gidiyor. Öyle olabilir. Evet. O zaman dini görevimiz. Adamın sağ tarafını yatıracağız. Yüzünü, önünü kıbleye döndüreceğiz. Şimdi namaz kıldık. Allah'a dua ettik. İhdine sıratın müstakim diye dua ettik. Bizim bereket, rahmet noktamız Kâbe-i Mazhar'a. Oraya döndüreceksiniz adamı. Hocam mümkün mü? Adamın tutulacak tarafı yok. Lime lime olmuş. Eyvallah. O zaman döndürebiliyorsanız sarınla, sağ yanına böyle kıbleye döndürecek şekilde kabirde yatacak kabirde böyle yatırılır. Bu şekilde o zaman ayağını kıbleye getireceksiniz. Sırt üstü. Başının altına yastık koyacaksınız. Gözü kıbleye gelecek. Hocam mümkün değil. Ona da tamam. O zaman bunları yapamıyorsanız olduğu şekliyle hemen başucunda La ilahe illallah. La, onu duyacak kadar. La ilahe illallah. Şimdi gelecek. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu söyleyeceksiniz ki o adam kazansın. Bugün bana yarın sana. Hepimiz bizim görevimiz bu.
Evet, bir kimse de orada Kur'an okuyabilir. Kur'an okunan yere şeytan kaçar. Ha, şeytan bulunmasın. Adam kritik noktada imanlı beşmeme anında yaşıyor. Ha, onun için bu lalayı o duyacak kadar söyleyeceksiniz. Sen de söyle demeyeceksiniz. Neden? Bir kere efendim, çarpıyorsun. Mikrobu açın efendim. Mikrobu aç, mikrobu. Mikrofonu az diyor hocam. Hocam gayet güzel duyuyoruz. Güzel duyuyoruz. Güzel duyuyoruz. Hocam sizden ayarlanıyor. Tamam. Mesaj aldık. Şimdi sen de duy demeyeceksiniz. Bir kediyi çarpıyorsunuz arabanızda. Bir köpeği, bir kedi misal verelim. Kedi hemen ölmüyor. Yarım saat çırpınıyor. Can dolayı çıkmıyor. E sen kaç kedi kadar varsın arkadaş? Senin vücudun kaç kedi kadar büyük? Değil mi? Can dolayı çıkmıyor. Ayak tırnaklarından başlıyor. Yavaş yavaş orayı soğuyor, orayı soğuyor derken en son bir gidiyor. Böyle sıkıntılı. Çok sıkıntılı. O sıkıntılı anda sen de söyle, sırası burası şimdi. Benim çektiğimi görmüyor musun? Deyiverir adam. Diyor ki, tam zamanı buldun ya, söyle ilk zamanı. Adam kendi sıkıntı bunalmış. Ha. Onun için sen de söyle demeyeceğiz. Onun nasibi varsa zaten, o sevdik. Onun için duracak kadar, la 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 la. Evde, yatağının yanında, hayırlı kadın olmasın. Şimdi adam olmasın. Bunlar olduğu yerlere bir şeyler geldi çünkü. Adamın da ona ihtiyacı var. O öbür odaya götürür. Yani onun değil. Öbür odaya gitsin. Onun odada o da kalmasın. Tabii bunu hastanede çalışan hemşirelerimiz ve kardeşimiz onlar da Müslüman. Evet. Böyle bir durumda eğer adetliyse arkadaşı rica etti. Bu görmek üzere sen burada dur. O başka odaya gitsin. Başka kardeşin başına. Bu görevimiz, çünkü rahmet melekleri onun yanına gelmiyor. Cünüp adamın yanına gelmiyor. Onu bir oraya geçsinler onlar. Evet. Bunu böyle yapacağız. Neden? Men kâne âhir kelâmihi la ilâhe illallah dâhale cennet. Bizim hedefimiz cennet-i âlâya girmek. Ebedi saadet-i mutlu etmek. Son sözü la ilahe illallah olan diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru cennete gider diyor. Evet. Son sözü la ilahe illallah olan cennete girer. Şimdi cennet hazır. Cehennem hazır. Kimse yok. Ama kapı cennet bahçelerinden bir bahçe adamına göre veya cehennem çukurlarına bir çukur. Muhammed Mustafa söylüyor. Hufretun min hufarin niran eravutun min riyadil cinan. Öyle söylüyor Efendimiz. Oraya yani cennet gelir, kabiri onun için cennet olur. İlk gün evlenen damatla gelin gibi mutlu kıyamete kadar beklerler kabrinde. Güzel de Allah nasip etsin inşallah. Şimdi bunun telaşı kabulmeyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Efendim, şimdi namaz kıldık. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre namaz kıldık. Değil mi? Evet, arada birkaç kişi Şafii var zaten ama o da hak mezhep bir şey demiyorum da çoğunluğa göre konuşuyorum. İmam-ı Azam Hazretleri bu hadis, hani kıbleye döndüğünün talep ettik ya onlar. Peygamberimiz elbileri onlar. Bu görevi yapmak için bir hoca efendi şey etmek üzere vefat etmek üzere olduğunu hemen haber vermişler. Hukukumuz var, merhabamız var hoca efendiyle diye. İmam Adam Hazretleri koşmuş gitmiş evine. Bunlar yapacak oraya, görev. Evet, bir başka hoca efendi de aynı şekilde duymuş, o da gitmiş. Bu son görev yapmam diye. İmam Adam giderken o hoca karşısına gelmiş. Nereye gidiyorum demiş hoca efendi. Falanca arkadaşımız vefat etmek üzereymiş de. Ona bir son telkinlerde bulunan diye. Ben de senin gibi düşündüm. Başında demiş İmam-ı Azam Ebu Hanife kendi çektiriyor demiş bize ihtiyacı yok. Gökleri. Sonra niye?
İmam Azam Hazretleri'nin bir tesbihi var. Sübhanel ebediyyil ebed, Sübhanel vahidil ahad, Sübhanel ferdil samet, Sübhanel vahidil semâhi vayil anet, Sübhanel men besefel arda alâ men cemede, Sübhanel men kadada kavda ve ahsâdun alede, Sübhanel men kaseme rızda ve lem yense ahada, Sübhanel lezî lem yettehi sahibeten ve la velede, Sübhanel lezî lem yedik ve lem yuvret ve lem nekül hüfen diye bir kısmı bu. Her gün böyle tesbih çekermiş. Cenab-ı Hak tesbih edermiş. O adam da İmam-ı Azam'a bağlı. Bu tesbihini her gün devam edermiş. Ölürken de İmam-ı Azam başında durmuş. Bu tesbihten sevdiği için, onun tesbih yaptığı için bu telkini o yapmış. Ben size duyuruyorum. Beğenirseniz siz de yapın. Siz de yapın çünkü namazın zor günümüzü ona göre tutuyorsunuz. Öyle bir şey var. Evet. Son anda bu görevimiz. Böyle yapacağız. Evet. Nasipse söyleyecek. Nasip değilse Allah nasip etsin bütün ümmet-i Muhammed'e. Tabii onu Allah bilirler ondan sonrasını. Ondan sonra yapacağımız işler var. Evet. Gözünü Bismillah deyip böyle kapatacağız. Sıcakken kapanır. Ama kan çekildi, soğuk üşüdü mü gözü kapayamazsınız. Kan çekildi, göz çok çirkin olur. Gözünü belertmiş diyorsunuz ya siz. Gözü açık kalmış, cenazeye baktınız mı insan korkar. Böyle kan çekildi, çirkin olur göz. Görenler o böyle çirkin değil yani. Müminin ayıbını öpeceğiz. Müminin ayıbını öpeceğiz. Böyle demesinler diye. Gözü kapanmayan kafirdir demiyorum sakın ha. Ama kan çekildi, göz çirkin olur. Gören adam, vay ne çirkinmiş ya demesin. Aleyhine konuşmasın diye gözünü kapatacağız. Bismillah diye böyle kapatacağız sıcakken. Ondan sonra elbisesini çıkaracağız. Elbise atılmasın. Bir sürü açıkta adam var. Değil mi? 3-4 milyon adam var, giyecek istiyor. Çıkarın, fakir fukara, yıkayın, verin. Sadaka olsun. Yırtmayın, bozmayın. Soğuyun ki çıkmaz. Ayağı kıvrılmaz, eli kıvrılmaz. Sıcakken bunları çıkarın ve sert yere yatırın. Sert yere yatırın, üstünü örtün, ayağı kıbleye gelsin. Ayağı kıbleye gelsin, gözü kıbleye baksın diye. Evet, yanına getirmiyoruz. Daha evdeyiz. Ondan sonra onun olduğu odada daha yıkanmadığı için Kur'an okumayacaksınız. Yanındaki odada okuyabilirsiniz. Yanındaki odada veya mescitte, camide hatim indirebilirsiniz. Ama onun yanında Kur'an okumayacaksınız çünkü daha yıkanmadı. İşte teçhiz tekli şeylerine çalışacaksınız, başlayacaksınız. Cenazeyi çok bekletmek iyi değil. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, adam iyiyse diyor, bir an evvel gömüldü diyor, ahiret alemindeki o iyilik dünyada hiç. Neden diyor, onun için bir an evvel kavuşsun diyor şeysine. Onun için acele edin diyor, acele edin çabuk. Kötüyse de diyor, onun başına lanet yağıyor, bir an evvel gömün diyor, aranızdan o lanet gitsin, kurtulun diyor. Her iki durumda da acele edin diyor. Ama şimdi bu acele edin meselesi de yanlış anlaşılıyor. Evet, elhamdülillah bu aziz millet Mısır'da yok, Suriye'de yok, Irak'ta yok, Arabistan'da yok. Bak şimdi namaz sünneti kıldınız. Ondan sünnet kıldınız. Kılmadık derken başına gelmedik yanında görüyorsunuz. Bu aziz millet sünneti farz gibi kılar. Elhamdülillah. Ta Müslüman olan beri. Namazdan sonra da güzel Peygamberimiz 3 defa Estağfurullahalazim ve tübüyle. Ya sadece Estağfurullah deseniz diyor. Melekler namazınızdaki eksiklikleri tamamlar. Defterinize tam olarak yazılır namaz diyor. Onun için tabii biz İstanbul'da alıştırdık, cemaatimizi söyledik. Şu söylediklerimi söylüyoruz camide. Herkes geliyor.
Herkes biliyor yani. İşi varsa onu da selam verip gidiyor. Bunlar farz değil. Bunlar farz mecbur değil. Namaz, selam vermek bitti. İş yedirebilirsin arkadaş. Tesbih çekmek farz değil. İş bitti. Acele işin varsa şurada, burada, eski dairede veya dükkanda ama gelebilirsin. Ama kalacak adam ya bir ibadetine gelmiş, tam alsın. Tam alsın. Hadis bunlar. Üç defa estağfurullah demedi hoca, çünkü iş yeri burası, gidecekler var. Siz içinizden üç defa estağfurullah deyin. Namazın eksikleri tam olsun. Defterinize tam geçsin. Ondan sonra diyor ki sabah namazında 7, akşam namazında 7. Diğer namazlar birer defa. Allahümme ecirni minenna ve tıkınni cennete ma'lallah. Bir rahmetike ya azizü ya vaffa ve zevicini ruhi reyin. Allah'ım beni cehennem ateşinden uzaklaştır. Cennetine sok ya Rabbi. Ey Rahman Allah'ım, bütün kerabimlerin cennetine sok. Hurlerle evlendir. Kim diyor bunu sabah namazda 7, akşam namazda 7, diğer namazı bir defa söylerse namazların ağır namazın arkasından, evet, hurlerle nikahı duyulur. Nikahlar da hemen dedi ki huriler de yuvası bu, peygamber hadisi bu. Huriler de nikahı büyümez diyor. Cennetlik olur diyor. Çünkü huriler cennette. Bunu demezse namaz kılanı Allah seviyor, melekler de seviyor. Namazı kılmışsın, tut demiş, gülmüş, somut, böyle oturmuşsun. Efendimizin hadisi yine, bu benim söz değil de, hakları veriyorum size. Cennet der ki diyor, ya adama ben davet edeyim, buyur edeyim, yer açayım diye hazırlandım, adam istemedi. Cehennem der ki, ben adama kapımı kapayayım diye kendime hazırlık yaptım, adam bunu da istemedi der diyor. Cehennem öyle der, cennet de böyle der. Huriler de biz de süslendik, hazırlandık, adamın şeysi hanımı olalım diye, adam istemedi derler diyor. Hadis bu. Ne olacak? Bir dakika sürer ya. Siz de bunu söyleyin yani. Evet, canlı değil de söyleyin demiyorum. Biz alıştırdık söylüyoruz. Herkes anlıyor. Ama işi var, duyulur, tamam, bir şey demiyor. Şart değil. Söylerse böyle. Bir de her namazın arkasından 10 defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derseniz İmanla geçersiniz, garanti. Her namazın arkasından dikkat edin. Her namazın arkasından 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. 10'da da uzunu da var bunun. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hu hayyün la yemut bi yedihil kayyip ve hu ala külli şeyin kadir. O da bu da var. Söylerseniz, imanla geçersiniz, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan köle olsa, onun bir köle azat etmişi de sevap kazanırsınız, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazında, bu la ilahe illallah'tan sonra Allah'ın salaten tünci ile okuyun. İstiklal Harbi'nde devletin emri var, genelgesi var. Bütün camilerde salaten tünci ile okutturuldu. Elhamdülillah. 7 düşmanı düverli denize döktük, istikrarımızı kazandık elhamdülillah. O sıradan tünciyle belaları def eden, böyle kazaları belaları def eden güzel bir salavattı. Çok iyiydi. Bunları Allah'a ver kebira ve elhamdülillah kesira sonunda. Ve Subhanallah dübreden vasıyla. Bu kelimeyi söylediniz mi diyor, yaptığınız dualar sema kapılarını hiç beklemeden Allah'ın huzuruna götürülür. Orada Allah'a görev melekleri arz olur. Yaparsanız böyle müjdeler var. Şimdi aziz milletimiz elhamdülillah bu sünnetlere çok güzel dikkat ediyor. Ve namazın arkasından Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek diyazel celal ve ikram. Peygamberimizin hadisidir bu. Bunu söyleyeceğiz. Bunu söyleyeceğiz, Efendimiz'in emri bu. Namaz bitti yani. Allah'ım sen selamsın, selamet de sendendir. Sen neyimcesin, noksanlıklarından verirsin diye hemen Allah'ı hatırlayacağız.
Ondan sonra ala Resulü'nden salavat, eğer sünnet yoksa Peygamber'e salavat. Arkasından salavat getirdikten sonra Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aziz azim. Bir defa söyleyen cennete ağaç diker diyor Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girmeden ağaç dikilir mi? Demek ki cennete girmeyi hak edecek, cennete ağaç diker diyor. Sen ömrün boyunda bunu söylemişsin, kaç tane ağacın var? Herhalde sözü bu ya, hadis bu. Bu basit bir şey bu. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la hamle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. O zaman biz bir de ayet-i kürsü okuyoruz. Müezzin bunu söylüyor. Bizim Türkiye okuyor bunu. Öteki okumuyor. Çok kazanıyoruz. Bir mümin her namazın arkasından ayet-i kürsüyü okursa, bak her namazın arkasından, bir okuyup bir okumamak değil, her namazın arkasından ayet-i kürsü, Allah'u la ilahe illa ve hayyul kayyum, لَا تَقُدُوا سِنَةٌ وَلَا نَمْنُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Derse, o adamın cennete girmekten sadece ölüm adı koyar. Şimdi böyle canlı cennete gidemiyoruz ya, ölürsek gideceğiz. Hocam. İnşallah de ya. İnşallah. Allah ya. Böyle bakmıyor mu ya? Tövbe tövbe. Hepimizin hedefi orası değil mi ya? İnşallah. Ayet-i Kürsi de elhamdülillah. Bu aziz millet okuyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Böyle bir müjde var. Peygamber hadisi bunlar arkadaşlar. Ve akşam yatarken Ayet-i Kürsi okursanız eviniz yıkılmaz. Yanmaz. Hırsız giremez. Evet. Bakınız hadislere. Şimdi ben babamı bilmiyorum. 3,5 yaşındayken yer kalmayacak diye hemen gitmiş öbür tarafa. Allah rahmet eylesin. Çok geçmiş. Ama koca, müderris koca, Ömer Nasuh bilmem ne 15 sene aynı odada yanlışlıkla kalmışlar. İstanbul'dan bir derse icazet almış. Ben son çocuğum. İşlere varmışım. Annem rahmetli anlatıyor. Al al demiş, o halim yok. Benim divan ona yeter demiş. Hakikaten babam cazından her yerde gördüm. Elimde turlar gibi. Herkes kapı kapanıyor, bana açılıyor. Böyle güzel dua etmiş. Yani sen de çoluk çocuğuna öyle dua ediver mi? Ona söylüyoruz bunu. Hikaye söylemiyor. Çoluk çocuğuna Allah belan versin deme. Dua et yahu. O seni kurtaracak be. Evet, şimdi bakın. Tatbikatını size arz edeceğim. İzmir Bornova'da 7 subaylığımı yaptım. Bölük komutanı yaptılar beni. Oradayken oraya bir postacı, posta memuru geldi Bornova'ya. Tanıştık. Yahu dedi, senin dedi, baban dedi, arkadaşı dedi, Fethiye'de dedi. Kazanlık diyorlar dedi, hoca abi dedi, yaşlı. Senden hocamdan, babamdan çok bahsediyor. Bak ben babamı bilmiyorum. Baba dostunu ziyaret, babayı ziyarettir diyor Peygamberimiz. Ben size söylüyorum. Baba dostunu ziyaret, babayı ziyaret etmektir diyor. Hadis bu. Onun için hemen döndü, atladım. O zaman köprüler yoklar falan yok. Eskiden ya, 65'te. Evet. Çaylam içinden geçti bir bisküven, buldum Fethiye'yi. Sordum kadardan kadarın haline göre bir taş bina. Altta bir zemin, üstünde bir katlı taş bina. Betonarme değil. Evet. O 1956'larda, 57'lerde Fethiye depremi olmuş. Yerleri olmuş Fethiye. Orada kaldık biz. Ben bilmiyorum depremi, hatırlamıyorum. Abi çok sevindi adam, çok memnun oldu. Ağladı, sızladı filan. Sonra sabah namazına gittik camiye.
Ben dobra konuşurum, itil oynamam. Onun için başıma gelmedi, kalmadı. Camiye gittim, imam beni imamla geçirdi, sabah namazını kıldır dedi. Peki dedim. Cami kalabalık ama şey, şantiye binası. Hani inşaat mühendislerinin plan proje okuduğu yazdığı gibi, şantiye binası. Kontrol plak kalan böyle. Bir şey, namaz kıldırdım işte bizim Kadı Ahmet'in işte arkadaşım çocuğuymuş falan diye. Ağla dedi, kusura bakma, ben arkadan konuşmayı sevmem. Size dedim, yapıştıramadım. Niye yapıştıramadım dediler. Kendileri apartman yapmışlar böyle, çok zengin de diye. Evden izlediğim lüküs, cami dedim, şantiye. Bunu yapıştıramadım size dedim. Cami dedim, güzel olmalı ya, şöyle tertemiz olmalı. Ha, o mu dediler, evet dedi, o. Ben size yapıştıramadım. Dediler ki, yaptıracağız. Güzel büyük cami yaptıracağız. Hazırlıklarımız tamam. Sen dediler, Kadı amcamca var ya, evde yattığın, bakın yalan değil. Evinde kaldığın taş bina, yığma taş. Betonarme değil. Cami betonarme. Hastane betonarme. Okul betonarme. Dediler ki, hastane, cami, okul binası, bütün evler yerine bir oldu. Senin Kadı Ahmet amca kaldığın evin binası yıkılmadı dediler. Oğlum, nasıl oldu? Yığma ya. Ötekiler betonarme yıkılmış. Ama onun evi yığma, taş. Ben dedim, merak kaldı. Ahmet amca beklemedi. Dedi, bu etmiyor, kimse yok. Komşum, ben dedim, o dedim, kaç. Diye hemen kaçtı o. Bunu söylediler, gittim. Ahmet amca böyle böyle söylediler. Nasıl dedim oluyor bu iş? Şöyle sakınlıktı. Hocam oldu dedi. Ben kendimi bildim bileli Ayet-ül Kürsi'yi okumadan uyumam evladım dedi. O gecede de Ayet-ül Kürsi'yi okumuştur. Vallahi bak yemin ediyorum bak Kürsi'den. Bir tek çatlak yok, yığma taş. Buyurun, gözümde gördüm. Her taraf yerine bir kurmuş, evinde bir çatlak yok. Ben dedi, Ayet-ül Kürsi'yi okumadan uyumam. Şimdi ben bunu duydum ya. Adapazarı'nda üniversitede görev değil, bir apartmanda daire tuttuk. İstanbul'da hocamız var, hocamız ziyarete geldik. Cumartesi pazar İstanbul'dayız. Biz İstanbul'dayken bizim apartmanı hırsızlar gelmiş, tepeden tırna soymuş. Biz haberimiz yok, döndük, aşağıda durduk. Hanım dedim, evin anahtarını ver. Anahtar bende yok dedim, bende yok dedim. Kimde? Çaresiz çıktık. Bir baktık bizim anahtar kapımızda unutmuşuz. Bakın yine yeminle söylüyorum. Yeminle söylüyorum. Herkes soymuşlar bizim anahtar dışında. Bizim nerede bir şey yok. Ondan sonra ben hiç aile gücü okumadan uyur muyum? Ben de size söylüyorum, kıskanmıyorum. Okumla. El titrer, haberi hırsızın giremez. Eliniz yanmaz. Ama böyle olur mu olmalı değil, inanacaklar, inanarak okuyacaksınız. Elhamdülillah, Ayet-i Kürsi de böyle, cennete girmek, ben sadece ölüm okuyar diyor. Diri diri öyle cennete girmek yok. Bir kişi girecekti, o da sabır etmedi. Uhud Harbi'nde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sıkıştırdılar düşmanlar. Çok kalabalık. Evet, yanındakiler hep tepelere kaçtılar. Gittim onlara keşifler yaptım. Sen olsan donunu batırsın. Dehşetli bir harp. Öyle, yani sahabeye kadar bulmadım ya, gördüm. Daha çekilmişler. Peygamberimiz yalan yok, ben Muhammed Mustafa'yım, peygamberim. Bir adı geri çekilmiyor. Böyle diyor, tabi etrafında kurulacak kimse kalmamış. Sahabeden birisi hemen atılmış efendim. Okları yaldırıyorlar peygamberimiz üstüne.
Evet. Önüne geçmiş. 70 tane oku havada yakalamış, gavurlara atmış. Peygamber'e gelen oku yakalamış, o atmış. Bir tanesi bir bileğine rastlamış, yakalayamamış. Eli şey olmuş, kopmuş. Kopardın ne demiş. Efendimiz arkadaş seyrediyor. Bu kelimeyi söylemeyeydim oğlum demiş. Canlı melekler geldiğinde, canlı kendine götürecekler seni. Bu kelimeyi söylemeyeyim. Kaçırdım diyene demiş. Evet. İşte ince noktalar bunlar. Allah bize o ince noktalarla yardım etsin. Amin. Bu kelimeyi söylemeseydin canlı cennete gideceksin. Orada gidememişsin. Gördükten sonra aydın yüzü okumanın fazileti bu. Ondan sonra 33 defa kim diyor namazdan sonra Sübhanallah der. Buhari Müslim hadisidir. Bütün kitaplarda var. 33 tane Sübhanallah der. 33 tane Allahu Ekber der. 99 eder. 100. de La ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse de evet deniz köpüğü kadar ve levkena tübelil ahdi deniz köpüğü kadar günahı olsa diyor Allah siler o mümkün günahları. Elhamdülillah bahsetmiyorlar. Asırlardır Müslüman olanlar ve 926'dan ve 1000 yıldır bunu yapıyoruz değil mi? Elhamdülillah. Ama ben şey mesela cenazeden bahsettik. Yahu genişlettik. Evet. Şimdi cenazeyi acele edeyim. İyiyse çabuk cennete gitsin. Kötüyse lanetinden kurtulun dedi ya. Borcu ödeyken de acele edeyim diyor. Verdiğin sözü yerine getirin acele edeyim. Namazı acele kılın. Efendimizin tavsiyeler bunlar Hazreti Ali'ye. Evet arkadaş. Şimdi bir yanlış yapıyoruz. Burada yapıyor mu bilmiyorum. Ben burada arkadaşlar burada ne olduğunu bilmiyorum. Geliyor gidiyorum hemen. Birçok yerde cenaze acelerine peygamberin cemiyle ya tesbihlerini ezinden çektirmiyor. Ve mağfirine kerametelin alemin diyor. Hemen orayı tesbihleri tayin ediyorlar. Etme güzel hocam benim. Müezzin efendi etme güzel. Ulan adam dün ölmüş. Dünden beri bekliyor. Orada tesbih 3 dakika sürüyor. 3 dakika. 3 dakikayı kaydediyor müezzin. Sizi bu müjdeden mahrum ediyor. Lütfen din hocam bir de böyle yapma. Cenazede olsa tesbihimiz çekeriz bize. 3 dakikada dünden beri beklemiş. Dünden beri beklemiş. Rica edin canım o da sizden şey eder diye onu öyle söylüyor. Tesbih çekmekten korkundan değil. Rica edin hocam biz cenazede olsa tesbihi çekelim. Ben çektiriyorum. Sözüm geçen yerde bunlar neye mahrum kalacaksınız ya? 3 dakikada beklesin. Buradan çıkıyorlar orada cenaze imamı 10 dakika 15 dakika huzur çekiyor. Bu yok dinde. Onu yapıyor ama tesbihi sizin böyle bir müjde var. Deniz köpüğü kadar olsa diyor günahı silinir diyor. Niye kaçırıyorsunuz bunu ben? Var ya da. Evet. Evet şimdi cenaze namazı kılınmaz. Böyle bir şey yoktur diyen dün konuşuyoruz. Profesör varmış. Ah dedim, şöyle gelsin olsa da şunun güzel bir meşe sopasıyla dövsen. La havle ve la ahir zamanda olacak bunlar. Dini hocalar değiştirdi. Evet. Kimisi namaz yok diyor. Kimisi üç vakit diyor. Kimisi cenaze yok diyor. Kimisi yok diyor. Şimdiden başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hadislerin aslı yok diyor. Kur'an'da her şeyi babamızı yeter, hadisleri kaldırıyor. Aynı zamanda bunlar olacak. Bunlar olacak. Kıyamete yakın. Başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldı. Değil mi? Ben Asya'ya da gittim, Çin'e de gittim, Hindistan'a da gittim. Bir Avustralya kaldı oraya gitmem dedim. 24 saat uçakta ayaklarım dayanmaz. Dedim oraya kaç defa gitmem. Amerika'sına da gittim her yere. Orada dünya düşmanlarının hepsi cenaze namazı kılıyor.
Beş vakit namazı kılıyor. Üçte vakit değil. Cenaze namazı kılıyor. Yani bütün Müslümanların bildiği şey tevatürdür. Tevatüren sabit olan şey Kur'an ayeti gibidir. Bir Kur'an ayetini inkar eden kafir olur. Tevatüren sabit olan şeyini inkar eden kafir olur. Akaidde böyle yazıyor. En üstünden akaidde böyle yazıyor. Ben de o itikattayım. Sen de o itikattasın. Cenaze namazı yok diyormuş. Allah Ekber. Peygamber kıl diyor bu. Bütün dünyada Müslümanlar kılıyor, şivre kıldı. 1400 senedir bir sen mi varsın lan? Şimdiye kadar bu inkardan çıkmamış. Bunlar böyle tuhaf şeylere hazırlık olun. Hazırlık olmak için bilmeniz gerekir. Evet. Bilmeniz gerekir. Hanginiz tefsir okudu? Hanginiz Peygamber'in hayatını baştan sona okudu? Babam Müslüman, anam Müslüman, camiye gidiyorum. Ezbere Müslümanız biz. Ben burada konuştuğum zaman tabii bu konuşmanın şeysi bozmayacak şekilde bir dakika hocam sen böyle söylüyorsun ama falan tefsirde, falan fıkıh kitabında böyle yazıyor diye taş konman lazım. Ben böyle Müslüman istiyorum, bilgili. Ne söylersin kafa soruyor bu? Allah'ın emri için. Yalan söylüyorum ben. Sizi denemek için yalan diyor. Hakikaten yapıyorum ya. 40 senedir konuşuyorum ben İstanbul'da. Ne söylersin Allah'ın emri için diyor. O yalan söylüyor. Benim yalanıma da heybeteceksiniz. Ben de bir insanım. Yanılabilir miyim? Dikkat edin, önüme kitap koyuyorum. Neden? Şu konuşmamda beni hesaba çekecekler. Ben de buradan okudum diyeceğim. Hesap olur. İşte bu da yanılır diyeceğim. Hesap vereceğim. Ama bir de insan yanılabilir. Sen de hemen gözü körü körüne kabul etmeyeceksin, inanmayacaksın. Araştıracaksın. Doğruysa elini performans edeceksin. Kutlaştırma yok. Allah senden razı olsun. Ama ben böyle para basayım bir dakika hocam diyor. Bir dakika hocam. Ben şu tefsirde böyle okudum, sen de böyle söyleyeyim. Böyle de bilgili Müslüman istiyorum ben. Aksi halde aynı zamanda böyle palavracı hocaların kafan seni kafana bulandırır. Kafana bulandırır. Bilgili olmadan yaşayamazsın. Evet, mesela televizyonda seyrediyorsunuz. Rol yapıyor adam. Rol icabı haç bağlıyor. Bu kafir olmaz. Değil mi? Dirilişte, kürşükler olmuş, asker olmuş. Olmaz. Erzurum'da ben de yaptım bunu. Erzurum gibi bir yerde, 71 yılında. Çok doğru. Hem alim var hem de bir imam Buhari'yi tahrir edecek kadar bilgili medrese tahsilli öyle bir yer. Şimdi nasıl bilmiyorum da 71'de böyleydi. Her Bizans'ın bir Fatih diye bir piyas var. Fatih niye İstanbul'u fethetti? Bizans İmparatorluğu niye çöktü? Bunu anlatıyor piyasta. Bunları anlatmak için tabii rahip var, rahibe var. Bizans İmparatoru var, haç asıyor. İstanbul talebeleri de çoğalmaz. Ben o hafızları haç taktım. İmparator yaptım, rahip yaptım. Kız yok bizim orada Müslüman İslam Mescidi'nde. Kız desine gittim. Bana kız ver dedim böyle böyle. Hocam dedi, burası Erzurum dedi. Sen pek ne oldun? Bince derler bizi dedi. Dedim senin okulunda savcının kızı yok mu? Hakimden kızı yok var dedi. Onlar bana dedi. Onlar böyle yapmaz. Peki dedi. Şimdi hikaye anlatıyorum. Ve çok güzel çünkü. Sonucu kim kazandı? Fatih kazandı çünkü sırılsıklam Muhammed Mustafa'ya aşırdı. Kımar İsa'da Muhammed yazdırmış. Bak burada Muhammed var ya şeyin üstünde yok mu? Allah Muhammed yazdırmış. Bakın bakın. İstanbul'a gidin Anadolu İsa'ya bakın. Kımar İsa'nın burçlarına Muhammed yazdırmış. Ya Resulallah, gönlüme seni yazdım, dağ taşa seni yazdım, senin için yediyorum. Bunu seviyor Fatih. Böyle adama Allah yardım etmez mi yahu? Mesela bu piyasa onu gösteriyor. Dedim,
bir de Peygamberimizin uygulaması var. Hendek Harbi'nde kış mevsimi. Müslümanlar 3000 kişi, ötekiler 10.000 kişi. Kıtlık olmuş, aç. Sahabiler aç. Bir hafta bir şey yememişler. Sırtlarında soğukta giyecek şeyler yok, kalkmalar yok. Ama Peygamber yürüyün dediği için herkes asker ama acıdan ne kadar dayanabilir? Düşman da o zaman Ebu Süfyan müşriklerin kumandanı zengin, her türlü silahları var. Peygamberimiz hendek de hazırlamış. İnşallah hacca gidersiniz. İnşallah. Medine'yi ziyaret edin. Yetmez hacca gelip de beni ziyaret etmeyen beni incitir diyor Peygamberimiz. Mutlaka Medine'ye uğrayın. Orada hendek harbin ceren bir yerde çıktı. Mahalle kurmuşlar onları. Bu Suudlar hiç tarihe önem vermiyor. Kaybetmişler onları da hendek kazdırmış. Hendek bu da hopla geçitmiyorlar. Evet. Şimdi ama aç millet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Cabir bin Abdillah sahabilerden bir bakmış mübarek karnına taş bağlamış. Açlıktan beyefendi sen öyle bir sıkıntıya girdin mi hiç? Bu kadar konfor içinde naz ediyorsun bir namaz kılmaya. Tam sokollu adamsın sen. Aç kalmış Muhammed Mustafa. Gelmiş birisi ya Resulallah bir hafta bir şey yemedim. Bak vallahi demiş karnım taş var. Efendimiz karnı aç vermiş iki taş bağlamış. Efendimiz. Onun üzerine bunu gören bu Cabir bin Abdullah gidivermiş. Zaten bir tepenin bu tarafında hem de Kasım'ın harfleri var. Öbür tarafta Medine. Gidivermiş. Elinde bir keçi bırakmış. Ben ölürsem çocuklarım keçiyi sağsın, sütünle geçinsin diye. Hanım demiş, peygamberin karşıda iki taş gördüm demiş. Kusura bakma, keçiyi keseceğim demiş. Biraz un almış. Peygamberin yiyecek kadar et almış. Yanında siz yemiş. Yine gelmiş. Ya Resulallah demiş. Çok acı olduğunuzu gördüm. Şeyim kıyıldı ya Resulallah. İkinize yetecek kadar demiş. Un getirdim, ekmek getirdim, et getirdim. Tamam demiş. Ahali demiş, ashabım. Cabir size ziyafet edecek. Herkes bir yoktadır aç. Allah demiş. Diyor ki vallahi yediğinizi istem diyor, onu istedim Allah'tan. Çünkü iki kişilik yemek var diyor, orada da 3000 kişi var diyor. Mahcup oldum diyor. Sızlanmış, sen demiş koyu, tercihli, kaynak. Ben gelmeden demiş indirme. Yani içtikten sonra demiş indirme ateşin üstünden. Git demiş hadi. Hocam. Demiş, demiş ya Resulallah tamam. Bayanlara bas ses geliyormuş da. Ne yapalım kardeş? Hocam ihtiyar, bu kadar çıkıyor sesi. Evet, şimdi tamam ya Resulallah demiş. Evet, sakın dedim sen yapma ha. Demiş, benzeri. Sen tükür ulan. Tükür iyi değil. Ama Muhammed Mustafa tükürüyor. Ah bir bize gelsen, adam olur. Demiş. Vallahi diyor sahabi. Herkes aldın diyor, istediği kadar diyor, çömlek bir parmak eksilmedi diyor. Yemin ediyor ya sahabi, Buhari Müslüm hadisidir bu. Ondan sonra demiş ki, hizmet eden en son diyor, sıra bana geldi. Efendimiz almış, çömlek tamam diyor, ben tükettim diyor. Allah o Muhammed Mustafa inanlı şerefi bize verdiği şükürler olsun. Amin. Onun şefaatine biz mazhar koyuyorsun. Sevgisi gönlümüze daim eylesin. Şimdi işte, böyle mucizeyi de dövülmüş ama gene yok bir şey. Çok soğuk. Ebu Süfyan da çok şey biliyor Peygamber'in acı olduğunu. Toplanıyormuş. Ekliyormuş ki açıktan öleler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz durumu öğrenmek için birisini ona göndermek istemiş. Bir gıda sigaraları var, bir gıda yiyecekleri var. Ona göre tedbir alıyor. Huzeyfe bağırmış. Huzeyfe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşıdır.
Kimseye söylemedim, ona söylenmiş. Mesela bir adam münafık, yüzüne vurmuyor peygamberimiz. Ama cenaze namazı bitmiyor. Hazreti Ömer de akıllı adam. Kuzeyli bilmiyorsa o da bilmiyor. Kimse söylemeden. Siz gidin. Bir adamın camiye geldiğinde cenaze oldu mu namazını kılın. Hani akrabası geliyor orada. Şeyleri dikiyorlar, çiçekleri. Çiçekler dikiyorlar. Kendileri namaz kılmıyorlar. Siz kılmamazını etmeyin. Neden? Bu adam Hristiyan olsa kiliseye götürürler, öyle değil mi? Yahudi olsa avukaya götürürler, öyle değil mi? Camiye getirdiklerine göre, camide kimin namazı kılındı? Müslümanların. Camiye gelmesi mümin olduğunun gereğidir. Siz namazınızı kılın, Uhud dağı öde sevabı alın, kaçıp gitmeyin. Adam zaten Yahudi'sa Uhud dağına doğru varmaz. Siz kazanırsınız. Onun için Yusuf de gittin ya. Bunlar çenetmeni koyuyor diye kaçıyorlar bazıları, ona söylemiyorum. Camiye gelen adam cenaze namazı kılınır arkadaş. Ama ağzından derinin yavru sözü işittin. Ha, onu bulamaz. Kimseye söyleme. Isırdı sıvı iş. Duymadınız. Adam ne oldu bilmiyorum. Çenet koymuşlar. Hiç kimse söyle kıl namazını. Uhud da öder sevap aldı. Hem de ise Huzeyfe cevap yok. Huzeyfe cevap yok. Yumakmış Huzeyfe peygamberin ayağı tam dizinin dibinde oturup durup. Huzeyfe demiş, ne cevap vermiyor? Vallahi ya Resulallah demiş, bir haftadır bir şey yemedim demiş. Böyle çok üşüyorum demiş böyle, sırtında giyecek bir şeyim yok. Evet. Demiş o an şöyle, vallahi bir bahar geldi diyor. Kısmı verdim diyor. Ondan sonra kalktım, demiş git, Nida'da askerleri var, Nida'da yiyecekler var, Nida'da okları var. Bunları öden de gel. Giderken demiş ki, dönmüş gelmiş. Ya Resulallah, sen bana çok önemliyiz, görev verdin. Senin aleyhinde konuşmazsan demiş. Ondan beni oraya sokmazlar. Her şeyi yapma demiş. En iyi hançere sokma demiş. Hadi git demiş. Şimdi bu ay delil oldu. Ben şimdi çocuklara kaç astırdım. Rahip yaptım, rahibe yaptım kızlara ama hedef ne? İstanbul'un fethi neden oldu? Müslüman kim dedi? Kim hangi Müslüman kazandı? Bunu gösteriyor. Muhteşem bir Necati Sefetçioğlu'nun eseri. Hedef bu. Evet, şimdi ben bunu şey deyince bir dedikodu oldu mu görseniz? Hocalar var. İslam'a şimdi görür, talebeleri Hristiyan etmiş, papaz etmiş filan diye. Öldürürler ya, o iş dinlemezler. Erzurum burası. Dikkat ettikler. Sonra piyasa gibi oynattık. Hocalar da çağırdı. Hepsi piyasaya tutturdum. Sonra müdür bey, parası biz verelim. Türkiye'yi dolaştıralım. Bu kadar. Çünkü rol icabı imparator oluyor. Birisi birisi de onun karısı oluyor. Karısı da şu kıza izin verildiğim kız. Buraya rol yaparım diye ben baktım hesaplamaya başladı. Güven tuttum ya. Onun için tübe dedim yok ben işte burada bu kadar. Yani bu artistler onun için her türlü güven veriyorlar. Böyle. Neyse. Bu bana delil oldu. Hedef iyi olduğu için. Çocuklar onun için o güzelliği gösterme bakımından okuluna giriyor, isteyerek değil. Ona kafir oldu diyemeyiz, onu söylemek istiyorum ya. Her neyse, Suzeyfe gitmiş, saklanırken hemen yakalamışlar. Ya demiş, yakalanınca bir adamın peşine takıldı. Vallahi demiş, biz bir haftada bir lokma girmedik buradan demiş. Çocuklar perişan, biz perişan. Ne olduğumuzu anlayamadık. Efendimizin aleyhinde konuşuyor. Adamlar demiş, ah demiş ya sen akıllı adamdın ya, nasıl Müslüman olduğunu akıl edilemedin. Gel bakalım demişler. Doğru götürmüşler Ebu Şifa'nın meclisine, onun arkasına. Tam arkaya oturtmuşlar. Konuşuyor şimdi Ebu Süfyan. Arkadaşlar, savaşmıyoruz. Neden biliyor musunuz? Muhammed'in yiyeceği yok. Acından gebelecek.
ben de hep yaklayacağım kendisini uçuracağım deyince hemen elini hançere, elinde sakladı hançere uzatınca Resulullah Efendimiz'in elini hançere sokma, aa şimdi bir daha çekmiş, hemen çekmiş. Hançere soksaydı ince derlerdi değil mi? Ondan sonra varmış, çarapları içmişler, sarhoş olmuşlar, zafer garanti diye. Herkes sızınca o da gelmiş, efendim şu da askerler var, şu da şeyler var, şöyle diye bilgileri vermiş. Evet, onun için, evet, şimdi ben bizim de şimdi okuyayım hadiste, tabii böyle durumlarda bunlar, bu şeyler caizse bizim yapacağımız şeylerle, evet, Efendimiz'in sözlerini ihmal etmeyeceğiz. Tesbihi müezzine rica edeceksiniz, hocam bekle. 3 dakikada bekleyelim, tesbihi kaldırma, cenaze de olsa diyeceksiniz, böyle bir müjdesi var. Evet, ondan sonra, şimdi hadiste ne var bak, cenazede şahitlik edilir, samimi 3 komşusu var, bir adamın samimi müşteri demek, samimi kelimesinin altını çiziyor. Komşuluk yapmış, samimi. Böyle laf orada siyasetten konuşmuyor, hatır için konuşmuyor. 3 kişi ölen adam, iyi adamdır deseler, öyle bir peygamberimiz, Allah onun ayıplarını örter, göstermez kimseye, hesaba çekmez. Ama samimi. Şimdi biz namaz kıldırıyoruz, nasıl biliyorsunuz? İyi biliyoruz, iyi biliyoruz. Laf olsun diye. Ama bazı adamların kıldırıyor, nasıl? İyi biliyor! Nasıl oluyorlar ha, belli ya. O zaman bile belli oluyor ya, adamın nasıl nereye gideceğini belli oluyor. Söylemeyiz de, ölenin arkasından kötü konuşulmaz, müminin arkasından kötülük de söylenmez. Üskûrû mevte kümbir hayır. Ölülerinizi hayırlı anınız, Efendimizin emridir. Söyleyemezsem susacaksın arkadaş. Senin hayır şeylerin yok mu, hayır şeylerin yok mu? Yarın arkamdan seninle konuşurlar. Sus. Evet. Ondan sonra bu şehadet değil, Allah tahsilatını affetsin. Öyle diyeceksiniz, övmeyeceksiniz. Memleketimizin en büyük alimi, en büyük adamı, cansız yatıyor adam, övüne yerine burası. Burası övüne yer değil, çok yanlış. Selam verirken şeyden, minareden, memleketimizin büyük alimi, büyük hocası, üstad, yürüyor. Bu bir hattır. Yasaktır. Paran olur falan, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze şükürle kaldırılır. Bu kadar. Övmeler. Övmek yasak. Övmek yasak. Şimdi Allah'ın rahmetine ihtiyacı var. Şimdi böyle cenaze giderken, evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazede harp yaparken gürültü istemezdi. Gürültü istemezdi. Buhari Müslim hadislerinden derlenmiş Mebâkül Eshar, Pişer, Meşer günler var kitabına bakabilirsiniz. Sözümü orada takip edesiniz. Cenaze namazında salavat getirilmez. Tekbir getirilmez. Peygamberin istemediği şeyler bunlar. Orası sessiz. Bir gün ben de bu ata bineceğim. Evet, cansız ata bineceğim. Sorun nasıl olacak ya Rabbi diye kara kara düşünmek gerekir orası. Oradan haratılmaz. Şehitler ölmez vatandır. Tamam, çok güzel ama orası yeri değil. Cenaze sükunette olur. Bir sürü insan gider, cenaze namazına katılan Uhud dağlarına sevap alır. Gideceksin. Adam Allah taksiyatını affetsin, zaten cennete duası bu. Allah'ım affetti, hayyina ve meyyidina ve şahidina ve vâbina ve hussa hezer meyyid. Bilhassa şunun günahlarını affet. Duası bu, okunan duası bu. Dua edin. Giderseniz sizlere gelirler. Ama gürültü yok. Hakkı da gürültü yok, cenaze merasimde de gürültü yok. Nara atmak yok. Evet. Bazıları elhamdülillah bizim burada bilmiyorum ben görmedim. Başka yerlerde var mı? Mesela Irak'ta Suriye'de mum yapıyorlar cenazeyle. Şamanizmden görüp koku yapıyorlar. Burada düğü var. Bir cenaze
o cenazede eğer buhurdanlık yoksa, ateş yoksa, velâ nârun, ateş yoksa, ki bu bid'attır, asla cahil değildir, evet, ölünün bereketine, rahmetine engel olur. Öyle diyor bu. Öyle diyor. Mani'un, engeldir. Evet. Aaa! Dağlarım yıkıldı. Ah, çekmek haramdır. Yana vurma, başa vurma. Bağlarım bitti. Haramdır. Buna niye haberler? Lanet sebebidir. Ölen adama azap sebebidir. Ve şakkın diyor, buradan yırtıyor. Benim adamım öldü, kocam öldü, oğlum öldü. Müslümana yakışmaz. Cahiliye adetidir diyor. Buradan okuyorum. Davel cahiliye. Müstelcim dil veyil. Vay, vay senin şimdi azap sebebidir. Cahiliye kurduğuna sebepler var edilir. Müslüman böyle olmaz. Gözü yaşlı, kalbi üzüntülü, sessiz. Allah taksiratı nefesini der ona. Kendisi de böyle düşünüyor. Cenaze böyle olur. Müslüman da cenaze. Böyle olursa, evet, taşkınlık yok. Kimisi sokruğundan tekbir getiriyor. Kimisi de bilmediğinden. Yanlış bitaptır ve yanlıştır diyor. Bak kitaptan okuyorum. Alkışlar onu. Evet, kesinlikle yanlış. O Müslüman böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Beni seviyorsan başa ol edemeyeceksin. Bu yok bize. Bu yok. Ne diyeceksin? Allah razı olsun. İçimiz razı. Allah razı olsun. İçimden tabii. Yüzüme söylesen beni havalanır. Ben de insan melek değilim. Bir adamın yüzüne övmek, onu öldürmektir diyor Peygamberimiz. Memnun olursa içinden diyor Allah razı olsun diyeceksin. Bu yok bizde. Çünkü bunu görünce babam şişiyor. Doğranıyor. Şeytan da gururundan dolayı şeytan oldu biliyorsunuz ya. Şeytan gururundan dolayı şeytan oldu. Kibirli olan Allah'la yarışan adamdır. Allah'ın kapadığını yer. Kesinlikle bunlar yasak. Cenazemiz böyle olursa sessiz, kalabalık. Evet, Yahya Kemal Bey'in merhumun dediği gibi sessiz gemi, öyle çok Müslüman katılmış, katılacak. Hiç ses yok, orada da taput gemi gibi, denize gemi gibi olacak. Müslüman cenazeler olacak. Böyle olursa ne diyor bak? Şeyya'a sev'ûne el melek. 70.000 melek de oradadır diyor. Melekler günah işlemezler. Günah işleme kabiliyetleri yok. Onların bulunması sınıfı geçmek demek. 70.000 melek. Bu Sa'd-ül Muaz hem de kalbinde yaralanmış genç, cüsseli, zemin alan buraya gelmiş ok atar kovanı koparmış parmak gibi şey fışkırıyor kan. Başlamış ağlamaya. Sahabenin ileri gelen bir numara adamı. Demişler, ya Resulallah seninki ağlıyor. Efendimiz gelmiş saat demiş, ölümden korkuyorsun. Vallahi demiş, ya Resulallah ölümden korkuyor. Niye ağlıyor demiş. Ya Resulallah geldin demiş, düştün. Ama şu kandan dolayı biraz sonra öleceğimi biliyorum. Biraz daha yaşasaydım, Müslümanlara daha çok hizmet ederdim. Bu hizmetten mahrum kaldığım için ağlıyorum deyince, öyle mi demiş. Evet demiş ya Resulallah. Bismillah demiş. Bu parmağını koymuş peygamberimiz. Kan bir anda dinmiş. Sen buna doktorun. O peygamber. Parmağıyla ayı ikiye bölen Muhammed Mustafa. Evet. Ah onu tam çevirsek, onun her birini yapabilsek bu gibi olur. Soru yatıyor. Hacı bayram oluruz. O zaman işte o da yapıyor bunları. Evet, benim dedem de öyleymiş. Ben görmedim, babam görmedim ya. Talebesini buldum gittim 76 yaşında Seydişehir'e. Kapını çaldım. Kitaplardan, yazılardan buldum gittim. Seyit Harun mu hocam? Ondan sonra... Seyit Harun mu hocam? O, orayı fetheden ilk Anadolu'dan biri Alperen. Orada Abdullah Efendi var, Seydişehir, Abdullah Efendi.
o dedemin hocası. Ona gittim, dediler, yok dedim bu adamın kimsesi, bu hakikaten şu. Hacı Mehmet, gittim oraya, kapı çaldım. Ben dedim, Deniz'in yatağından geldim deyince, adam 76 yaşında, nasıl koştu böyle çıktı yukarıya, sevincine. 76 yaşından dede, hocamın şeysi gelmiş diye, biz de bir grubuz, canavar gibi açız. Gittik eve, kebaplar geldi. Biz böyle kebapları aşırıyoruz. O da dur, o da dedem anlatıyor. Şakır şakır ağlıyor. Biz de kebap yiyoruz. Allah Allah, usul bu değil mi ya? Gelen adama kebap yedirdi. Yoksa sen de yedirmeyecek mi ya? Gel de bana, ben sana yedireceğim. Bir yedirirsiniz, onlar artar. Ben İzmir'de avukatken, gelen adamları kebap ısmarladığım zaman çok tanrı davalar geliyordu. Gerçekten de kebap ısmarladı. Bakıp duruyordum. Kim misafir 10 nasibilerini yedir, birini yer, gerisini bırakır diye hadis var. Doğru. O adam kazanıyor. De. Oğlum sen de ne bilmezsin. Evet bilmiyorum. Babam bilmiyor ki. Bunu akrep yokmuş. Buyurduğunda bizde. Eskiden medresede talebe yazın akrep yokmuş. O da uzun boylu, pehlivan yapılı bir adam, Hacı Mehmet, bağırıyormuş damalar gibi, ölüyorum. Demişler ya, vakretten adam ölmez, yok yok ben öleceğim diye bağırıyormuş. Mahalleyi birbirine katmış köyü. Arkadaşı gitmiş dedeme, o da yastığı hazırlanıyor. Akşam namazından sonra abdest almış. Demiş, hoca efendi demiş, Mehmet'e akrep soktu, çok bağırıyor öleceğim diye. Ha demiş, bu gürültü ondan mı geliyor? Evet. Git oğlum diyor. Geldi. O anlatıyor bana. Oğlum diyor, deden diyor, geldi diyor. Bak peygambere yakın olan adam aynı onda bir şeyi kazanıyor. Neresi çoktu şurayı? Bismillah dedi. Tükürüntü basıyordu. Hiç ağrı kalmadı oğlum diyor. Böyle bir adammış. Tamam mı? Hacı Bayram dediği gibi bir adammış. Sizin de şansınız var. Öyle diye de namaz okudunuz. De Allah şerefi, bu şeref bana da verdi. Onun kürsüsünden konuşturuyor. Büyük bir şey. Çok büyük adam bu Hacı Bayram Bey. Allah bu adamların adedini artırsın. Amin. Onlar bize alam etti. Onun için 15 Temmuz'da bizi dünya dize getiremedi. Bunlar hap dediler. Kim oluyorsunuz? Ya da onlardan kazandık. Elhamdülillah. Biz de onlara layık olacağız inşallah. Şimdi biz hadisi şerhetmeye devam edelim. Evet, giderken 10 adım sağ omuzunda, 10 adım sağ ayağında, 10 adım sol omuzunda, 10 adım sol ayağında 40 adım taşırsanız 40 büyük günahınız silinir diyor Peygamberimiz. Onun için belediyenin cenaze arabası geliyor, tabii 30 kilometre kim taşıyacak sırtında, doğru. Ama elinizden 500 metre ileride bindirin arabaya, o zamana kadar omuzlayın götürün cenazeyi. Büyük günahları sildiriyor Müslüman cenazesini taşımak arkadaş. Taşımak taşıyın. İşiniz yoksa defninde de bulunun. İki Uhud dağı kadar sevap kazanırsınız diyor Peygamberimiz. Böyle sevap onlar ya. İşiniz yoksa gidin cenazeye katılın. Evet. Benim görevim dinde olanı size söylemek. Şimdi yani ölü nasıl gömülür? Ölürken ne yapacaksa söyledim. Ölü nasıl gömülür? Erkek göbeğinden aşağısı kadar derin kazılır. Kadın göğsünden aşağısına kadar, ayağına kadar derin kazılır. Derinlik böyle olacak. İki, kazıldıktan sonra kırk etrafı oyulacak. Buna lahit derler. Müslüman kabri böyle olur. Saat-ı Muaz'dan bahsettim size. Hendek'te Peygamber sahanı dindirmiş. Neticede Peygamberimiz dua etmiş. Müthiş bir rüzgar, müşrik ordusu Karbadağ'ın defolup gitmişler. Yahudilerle anlaşma var. Müslümanlara karşı savaş olursa düşmanla birlik olmayacağız diye. Ama müşrikler gelince haber göndermişler Ebu Süfyan'a. Sonra Müslüman oldu Ebu Süfyan. Bizim Efendimiz. Ama o zaman müşrik ordusu kumandanı.
siz dışarıdan, biz içeriden Yahudiler, Medine'nin mahallesi Yahudi. Haber gösterirken Efendimiz bunu öğrenmiş. İyiyse düşman gittikten sonra eve gitmiş, yorgun, aç, susuz. İçindekiler çıkarmış, Cebrail Aleyhisselam kapıda görülmüş. Hoş geldin Cibril kardeşim. Harp bitti demiş. Yok bitmedi demiş. Anlaşmayı bozanlar, seni işten vurmak isteyenler duruyor demiş. Onları da işin halledeceksin. Hemen tekrar giyinmiş harp elbiselerini. Tellal bağırmış. Yaradım oğlum herkes. Yahudi mahallesi etrafını sarmışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüne yukarıdan değirmen taşı atmışlar. Ezecekler. Ha bilmiyorlar ki bunu. Vallahu yasim keminen nas. Habibim seni insanlardan Allah koruyor. Bir sahabeyi tozluz etmişti. O taş ona rastlamış. Yahudinin en zayıf noktası neresidir? Parası. Ha diye biliyor musun sen? Evet, Efendimiz bakmış ki sur, muhteşem, adamlar zengin, Müslümanlar yiyecek, yaralı, yengek mümkün değil. Hemen avaş dikin diyor. Yaş kesen, baş keser. Hadis bu. Avaş kesilir mi? İhtiyacın varsa kesilir. Her avaş Allah der. O bile kopamayacaksın arkadaş. Öyle Müslümanın Efendimiz'in sözü bir grup asker göndermiş. Yahudilerin en pahalı hurma ağaçlarını kestirmiş. Hemen Arap ödemiş. Anlaşanlıymışlar. Bizim en çok gelirimiz orası. Para kazanamayacağız. Zayıf yerlerine yemiş onu. Anlaşma yapılıyor. Bu saatin muhatırı hani İslam'a hizmet edecek ya. Peygamber Hamşe'nin kanı durdurdu ya. Hep Allah gönderdi. Anlaşan demişler. Anlaşanlı nasıl olacak? Sakın Muaz demişler bizim hakemimiz. Çünkü Sakın Muaz Medine'nin en zengini Yahudilerden kredi olarak zengin olmuş. Yoksa eski bizden bizde iyilik gördüğü için bizi kayırır diye onu hakem seçmişler. Şimdi Sakın Muaz Müslüman. Çetin bir imtihanda. Müslümanın gereğini yapacak. Yahudi'ye hizmet edecek. Hizmet edecek dedi ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Sakın demiş. Benim de hakemim sensin. Demiş, estağfurullah, ya Resulallah, ben size hakem nasıl olayım? Hayır, emin ediyorum, sen hakemsin. Oturmuş saat, Mert adam çıkmış, gereği düşündü. Anlaşmayı bozan erkeklerin, Yahudi erkeklerinin, silah tutanların öldürülmesine, kafasının uçurulmasına, kadınların esir edilmesine filan. Sonra Yahudiler demiş ki, ya saat, biz sana çok iyilik ettik biliyorsun. Bizi kayırır diye seni hakem yaptın ama vallahi mert adamın için yok. Aslında söylediğin hüküm Tevrat'ta da böyle değil. Tevrat'ta da sözünde hemen kalitesi çıldı. Doğru karar verdim demişler. Şimdi karar verdikten sonra infazın başında duruyor. Çünkü Yahudiler Müslümanlar çok işkence etmişler. Kızgınlığından başka eziyet eder mi ya? Hakkını görüyor. Sadece kendisini sürecek. Dövmeyecek yani. Hakaret etmeyecek. O ayet ceza olmaz. Orada durmuş. Son erkeği kafasını çürükten sonra tekrar fışkırmış. Kan. Hizmetini etti. Evet götürmeyelim demiş. Hasta bakçılar baksın baksın. Gece yarısı ruhunu teslim etmiş. Bir şey anlatacağım şimdi size. Olmuş vaka bu. Evet. Sahabi bu, Medine'nin en bir numaralı sahabisi, harpte böyle olanlar. İşte gürültüden şuradan buradan şehit oldu, vefat ettiği anlaşılmış. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı taziye eder. Bu görevidir. Sevincine, gününe gider, neşesine artırır. Ölümüne, hastalığına giden üzüntüsünü paylaşır. Bu sünnettir, görevimizdir. Efendimiz de taziye gitmiş evine, sahabenin evine duymuş vefat ettiğini. Bir adamın kapının, evinin kapısının içinde, bir adamın dışında böyle kalmış. Halbuki eşlikle durmak iyi değildir.
eşit tehlikelidir. Çocuklarınızı eşitte durdurmayın. Eşit tehlikelidir. Orada durmuş. Ondan sonra içeri bir eyyam sonra içeri girmiş. İşte okumuş. Başınız sağ olsun demiş. İyi bir Allah'ın demiş. Filan filan. Ondan sonra saat 7 kıyım yalanmış. Cenazesini hazırlamışlar. Cenazesini bakıya götürüyor, bakıya götürüyorlar. Orada yatıyor saat. Götürüyorlar. İri kıyım ya. Olur olması lazım. Salına yapışan Allah Allah ya. Parmağım ucunda uçuyor. Gördüm ya. Bu iri kıyımada sanki rüzgar gibi uçuyor ya. Birbirlerine. Şimdi bir şeyler söylemek istiyorum ben. Bakmış kabir kazılmış. Olmaz demiş. Bu Yahudi kabir. Evet. Ben de size aferin. Dümdüz basmışlar. Bu Yahudi kabir demiş. Kıbrı tarafına oyulmamış. Lahit oyulmuş. Müslüman kabir böyle olur. Ama İstanbul'da beton. Burada ben size duyuruyorum, ben öbür tarafını anlamam. Ben onun için vasiyet ettim, benim İstanbul'da donmam dedim, köyüme götürün. Toprağa gömün, kerpiçle örtün dedim. İslam, Müslüman kabri böyle yapmış. Bu demiş Yahudi kabri, bunun Kıbrı tarafına oyun. Söylüyor, ben götürüp gittiğim zaman yıkılırdı, yıkılmaz ben. İslam toprağı sağlam. Çöl toprağı olsa kumdur, yıkılır, tamam. Ama böyle uyuyacaksınız, adam böyle sağ tarafa yatıracaksınız. Yüzüğü kıbrıya gelecek, arkasına kerpiç koyacaksınız. Tahta değil, beton değil. Bindire kapatacaksınız. Tabi Bismillah, ve hala milleti Rasulullah diyeceksiniz koyarken. Karısı ölse, kocası indiremez karısını. Öldüğü anda nikah biter. Kocası nikah bitmiştir. Oğlu, kardeşi, nikah düşmeyeceği adamlar indirebilir. Bu şekilde arkasını toprak deyip kapattıktan sonra cenaze defnedilirken sadece kabirle uğraşanlar ayakta durur. Ötekiler oturur. Millet kasıp gibi bekliyor. Bu yanlış. Evet, Peygamber sünnetine aykırı. Oturun diyor Peygamber. Peygamber sünneti emri bu. Allah! Bağırma! Bir de bağırsak kovarım seni. Gece kalktığım zaman bazı gece yok artık benim için. Evet. Evet. Bu eksikliğimiz de var. Nasıl gibi dikelim yine. Çömelin arkadaş. Bu sünnet ya. Sadece kabirle uğraşanlar ayakta iş kalsın diye de otursun. Evet. Ondan sonra telkin edilir. Duyar. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamber Muhammed Mustafa, Kıblem Kafer, Müminler kardeşim, kitabım Kur'an, eşhedü en la ilahe illallah diyor hoca. Onlar duyar, biraz sonra Münker Nedir gelecek, kopya veriyor camiye. Bu var, sahabe böyle yapın diye var. Adam olsa duyarız onu. Şimdi benim dedem, kardeşi var, dedem Ömer tabiatlıymış, çok sertmiş. 5 kuruş maaş almadan ömrü güzel talebe bulmuş. Orada maaşamlık yok. Bizim medresimizin, Osmanlı'nın 100 sene evvel medresimiz. Hiç maaşamlık yok. İmam Hazan da maaş almayacağım diye hapishanede öldü. Yani biz alıyoruz. Hocalarımız aldı. Biz yani işte Kürt hocayız. Anladınız değil mi? Hiç maaş almadan hocalık yapıyor. Esas şey bu. Böyle okutmuş fakat sertmiş. Sokakta bir kadın gördü mü? Şimdikiler gibi değil. Örtülü olsa bile sokağa ne çıktın ben sen diye, kocasız diye. Elin karısının masasıyla dövermiş deden. Böyle bir sert adammış. İlmine dönmeden kimse de itiraz etmezmiş. Sakın siz böyle yapma. Şimdi böyle yapma. Sen özel mi olur? Onun abisi dedem de Yumşidi. O da müderris. Onun sertlik iyi bir şey değil, yumuşaklık iyi. Dedem ben köşesi dövmüş. Yüzü kırk kat. İşte gömdükten sonra üzüntü bir ya Mes'ud İbn-i Şakir adı söylüyorsa. İşte şimdi melekler gelecek, şunu soracak, söyleyecek.
Başlamış gülmeye dede, terkin yapar. Hoca demişler, ne oldu ya? Yüzünden düşen kırpak bir yüzün. Ya bizim oğlan demiş, çok sert adamdı. Kendi iyiliğinde korkuyordum. Ben bu şeylerken, abi geçine ya demiş, 25 senedir oraları buluyoruz biz onu demiş. Yani içerideki adamsa, terkin eden adam olsa konuşurlar. Ben de o konuşan adamda bulundum yanında. Yavuz'la konuşturdum. Evet, Memdak'la konuşturdum. Fatih'le konuşturdum adamı. Evet arkadaş, sen de adam olsan sen de konuşur. Duyar mı öte yaparız? Duyar. Onun için telkin vardır. Cenaze namazında vardır. Sallu halve külli berdin ve ferdin. O profesöre cevap veriyor. Muhammed Mustafa'nın emri dedi. Mümin olmak kaydıyla. Bak camiye gelirse mümin dedim size. Adam günahkar da olsa cenaze namazı kılın demek bu. Sallu ala halve külli berdin ve ferdin. İyi kötü her müminin cenaze namazı kılın peygamberin emridir. Kim Allah profesör? 1400 sene bu millet cenaze namazı kılıyor. Cenaze namazı bir şey yokmuş. Kabir azabı bir şey yokmuş diyor. Kabir azabı vardır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Elmalı Hoca'nın devlet bastırmış 1936 baskısına bakın. Hak bir Kur'an diline. Biz firavunu sabah akşam azaba sokarız ayet cehlesi var. Şu anda cehennemde kimse yok. Hazır bekliyor. Cennette de kimse yok. Cennet ya kabir, cennet ya cehennem çukuru. Bir avının kabirine gittim ben. Sen de git. Cehennem çukuru olduğu belli. Devlet, Mısır devleti kırına koymuş. Aşağıda, o piramidin aşağısında kırına koymuş. Turistler ziyaret etsin diye. Gidin görün, deneyin. O Allah düşmanıdır, memnundur. Oraya vardım, ben araştırma yapıyorum. Kur'an'da olanların aynısını orada gördüm. O Firavun, Allah'ın lanetlisi Firavun. Vardım, boğulacağım diye korktum. Allah'ım dedim, benim canımı kurtarma. Nasıl kaçtı orada? Lanet yapıyorum hala. Gidip deneyebilirsin. Halen lanet geliyor Firavun'un kabrine. Kötü adamların da kabrine lanet var. Onun için ölülerinizin kötülerinin yanına gömleyin. Şimdi mahalle, apartman komşumuz bağırdığı zaman rahat oluyor mu? Onlar da rahatsız olacak. Onun için bizim Anadolu'muz, insanımız hep sünnete göre iş yapar. Kabirler nerede olur? Türbelerin etrafında. O türbedeki mesela bizim oradaki İlk gelen mahdelem, gelmiş medrese kurmuş, evliya. Malazgirt Zaferi'ni kazanan hepsi evliya. 50 bin asker, 250 bin Bizans ordusunu yenmiş. Mümkün mü lan bu? Evliya olduğu için Allah yardım etti de yendi. Yoksa 50 bin kişi, 250 bin kişi yenir mi? 3 katı mı? Hepsi evliya. Bizim Anadolu'muza gelen atalarımız hepsi köptük Müslümandı, evlendi. Bir sürü orada yatıyor, askerler dinliyor onlara. Hepsi böyle. Elhamdülillah Çanakkale'de öyleydik. Birinci bölük olduğu gibi gidiyor, mitralyozun önüne. Bir tane sağ taraf almıyordu kumandan. Hepsi şehit oluyor. İkinci bölük bunu görüyor, düğüne giderken koşuyor diyor. Neden? Biz kadere inanırız. En büyük rütbe şehitliktir. Şehitlikte daha üstün mertebe yoktur. Buna yer adam neden korksun önünden? Düğüne gidelim koşuyor diyor. Üçüncü bölge gidiyor diyor. Allah için canını verene de Cenab-ı Hak gavurun kalbine bir korku sarıyor. Basıp kaçmışlar. Uçurumdan. Yedi böyle denize döktük. Aynı atalarımızın elhamdülillah 15 Mayıs Temmuz'da da bu elhamdülillah var. Ama diyor ki ben işte bu bazı sünnete uymayanları da düzeltelim. Düzeltelim, Müslümanlar bize bakıyor haberiniz olsun. Onlar da hiç yok. Geçmişte olduğu gibi Türkiye, Türkler diyorlar, umudumuz. Şu eksiklerimizi de tamamlayalım.
şu güzel peygamberin buyruklarını tutalım. Basit şeyler ya bunlar. Basit şeyler. Efendim sözleri uymak. Aynı tarihteki gibi o izzetimize kavuşalım, çalışalım, fatih olalım. Mektup yazalım, gavuru dize getirelim, tahmin olalım. Evet, böyle bir toprağımızda güzellikler var. Burada bizi bekleyen bir güzel lehimiz var. Elhamdülillah. Adım başı evliya ya Anadolu. Böyle bir Allah'ın nasipli kuluyuz. Biz böyle bir vatanda yaşıyoruz. Ama nimetten üstünde kadını bilmeyen şeytan gülüyor. Aptal diyor. Mesela Cuma'da hutbe okunuyor. Kutbi dinlemek farzdır peygamber. Bak biz Cuma günü iki rekat farz kılıyoruz. Öğle namazı kaç rekat? Farzı. Hani iki rekat öyle gitti? İşte iki rekatı hutbedir onun. Kutbi dinlemek farzdır. Ben görüyorum. Tesbihçim şak 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 şak. Ham soku. Şeytan da kahkaha ediliyor. Buraya hutbe çekilmez, tesbih çekilmez. Kur'an okunmaz. Namaz kılınmaz. Sus da denilmez, dinlenir. O dua edecek. Çünkü duanın kabul edildiği sahabedir, düzen. Ama böyle duruyor. Ama şimdi tesbih çekiyorlar. Orada Kur'an okuyun. Biliyor musun? Gördüklerini söylemiyorum. Burada bilmiyorum. Burada görmedim. Var var. Hadi, hadi. İşte bunları yapmayalım. Cenazede bağırıp çağıranlar var. Etmeyelim. Kaybediyoruz diyorum. Kaybediyoruz. Evet efendim böyle güzel cenazeye 70 bin melek katılır. Böyle diyor. Ey yuhennas! Ey insanlar! Bunlara kulak verin. Evet. Kulak verin. Efendim sözleri tutun. 70 bin melek o sahada anlatacaktır. Evet. Bu demiş Yahudi kabri yaptırmış. Ondan sonra dikkat edin. Uydurmuyor. Hadisleri söylüyorum size. Bu sahabedir. Peygamberin böyle kanını parları kestiği sahabi. Bir numaralı ensarın bir numarası. Üç gün öptükten sonra tepki ederken sapsarı olmuş peygamberimiz. Başlamış titremeye. Başlamış dua etmeye. Sağda yardım et ya. Günahını affeder. Allah'ım affet. Şöyle bir sağ. Gizine bir sağ. Allah'ım affet. Bırakam. Sağ. Derken yüzü güneş olmuş. Tebessüme başlamış. Sonra demişler ki ya Resulallah. Kusura bakma. Merak bu gibi oldu. Kapı eşiğinde durmak iyidir diyen sensin. Ama saadet ölüsüne gittim. Bir ayın dışarıda, bir ayın içeride bekledin. Sonra girdin. Niye? Ya demiş, içeride o kadar melek vardı ki. Yer bulamadım. Benim geldiğim andan önce bana yer verdiler de öyle gittim başına. Şimdi sahabe ne olduğunu anlatıyorum size. Melekler doldurmuş. Ya Resulallah, saat 7:00'ydı. Sağını taşıdı, parmağını taşıdı, uçtu. Sanki 90 günü değildi. 70 bin melek taşıdı ashabı onu. 70 bin melek taşıdı. Güzel, götürürsen cenazeyi, mümin cenazesine hadis okuyor. 70 bin melek katıldı. Arkadaş. Yazı orada. Gördükten sonra sarardım, titredim, sonra da güldüm. Defnettikten sonra sağdı, kabir sıktı. Uydurmuyorum. Bakın 70 bin meleğin taşıdığı sağdı, kabir sıktı. Onun için o benim arkadaşım. Allah'a yalvardım. Allah duam kabul etti, rahatladı. Biz sahabi değiliz. Peygamberi görmedik. Sahabileri Allah kullandı, öldü. Ulan beş evi namaz kılıyor, havamızda yerimizde var mı yahu? Bir hacca gidiyor, nefret verir mi diye. Bu kadar havalıyız. Bu sahabeyi kabir sıktı. Seni ne yapar lan kabir? Biz bunu hiç düşünmüyoruz arkadaşlar. Böyle havalanmayalım. Kusurlarımızı, ayıplarımızı gözümüzden hep getirelim. Kapatalım. Evet. Bu ya
ilgili hadis-i şerif. Allah sizden razı olsun.